Merhabalar herkese, ben Merve. Bugün Cirbest'ten gelen kırtasiye ürünlerimi sizinle paylaşacağım. Ben bu aralar yazı, çizim, defter süsleme falan gibi şeyleri acayip kafa yorduğum için farklı kalemler deniyorum. Farklı bant çeşitleri, farklı yüzeyler oluşturmaya çalışıyorum falan. Bunların da denemesini yapıyorum ki videolarımı sizinle de paylaşabileyim diye. Bu yüzden aslında washi tape'lerin sayısını arttırmak istedim. Çünkü hem washi tape'lerin görüntüsü beni mutlu ediyor hem de kullanıyorum. Hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi aldığım washi tape'lerden başlıyorum. İlk olarak böyle tek renk washi tape'lerden aldım. Turuncu, mavi, sarı, yeşil ve lila renklerinde. Bunlar düz. Zaten kullanımlarını birazdan size göstereceğim kağıt üzerinde. Hem elinizle koparmak istediğinizde çok rahat kopuyor. Elle kopuyor olması bence çok büyük avantaj. Bazı washi tape'ler çünkü elle kopmuyor. Bunların kalınlıkları da güzel. O yüzden bunları sevdim. Şimdi geçelim diğerine. Hatırlarsanız WooShop alışverişi videomda bunları paylaşmıştım. Küçük saklama kaplarını. Ve bunların içine de bu bantlarımdan koydum. Toplam 10 tane var bu bantlardan. Ve puantiyeli. Kırmızı, yeşil, siyah, lila burada var. Mavi ve pembe vardı. Burada da pembe, sarı, hardal ve kahverengi var. 10 tane oldu mu toplamda? Bir tane pembe dışarıda kaldı çünkü bunu yeğenime vereceğim, o kullanacak. Bunların da zaten kağıt üzerinde nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu arada şunu söyleyebilirsiniz. Bu bantları başka nerelerde kullanabiliriz? Ben defterimin üzerinde yazı ve çizim yaparken yüzey olarak kullanıyorum bunları. Daha önceki defter ilerileri videomu izlemediyseniz oraya da bir göz atın. Orada da işinize yarayacak fikirler var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu arada ben aşağı yine videoda gösterdiğim bütün ürünlerin linkini bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Evet, diğer bir ürün de bu minik ataçlar, renkli ataçlar. Ben bunları hiç Türkiye'de görmedim. Çok şekerler, rengarenk. Toplamda 60 tane var. 4 tane de farklı rengi var. Zaten bunları da detay çekimini araya ekliyor olacağım. Diğer aldığım bir şey de yine bu defter düzenlerken kullanacağım şeylerden. Arkası yapışkanlı bantlardan. Bu kendi bantlığıyla beraber geliyor böyle. Buradan şöyle çekerek kullanıyorsunuz. Hemen göstereyim. Ve buradan da yırtıyorsunuz. Bu böyle yüzeylere yapışıyor. Gayet bakın elime falan da yapıştı. Aslında yapışkanı çok sağlam değilmiş gibi duruyor ama şöyle yakamı yapıştırayım. Gördüğünüz gibi gayet tutunuyor. Kağıdın üzerine tabii ki çok daha iyi tutunuyor. Ve oraya da böyle farklı bir yüzey oluşturuyorsunuz. Mesela bir şey yanlış yazdınız diyelim. Yine bir hile vereyim burada. Yanlış yazdığınız yerin üzerine bundan yapıştırın. Ve üzerine de tekrar bir şeyler yazın. Oraya özel bir yermiş gibi bir hale getirin. Şimdi gelelim benim gerçekten ihtiyacım olan bir şey. Bu aslında maket bıçağı, kesim matı ve cetvelin birleşmiş hali. Üçünü tek bir yerde birleştirmişler. Şuradan arkadan açabiliyorsunuz. Şöyle. T cetveli gibi aynen. Ve şuradaki alanı büyütmüş oluyorsunuz böylelikle. Aslında bu A4 ve A4'ün altındaki kağıt boylarını kesmek için kullanılıyor. Mantığı şu şekilde çalışıyor. Şurada bir cetveli var. Cetvelini buradan kaldırıyorsunuz. Kesmek istediğiniz kağıdı bunun içine koyuyorsunuz. Bu ortada bir çizgisi var. Kağıdınızın kesmek istediği yerini oraya denk getiriyorsunuz. Kapatıyorsunuz ve bu turuncu şeyi aşağı yukarı hareket ettiriyorsunuz ya da yatayda hareket ettiriyorsunuz. Ve direkt şu altında maket bıçağı olduğu için kağıdı çok rahat kesiyor ve hizalı kesiyor, düzgün kesiyor. Bunu da projelerde kullanacağım zaten.
Şimdi gelelim akıllı saate. Ben bunu aslında yeğenimin doğum günü hediyesi olarak aldım. Fotoğrafını gönderdim dayanamayı. Çok beğendi. Rengi ve tasarımı gerçekten güzel. Yani zarif. Hani böyle çok göze batmayacak, çok göz önünde ben diye bağırmayan bir saat. Ama hani kolunuza taktığınızda da birçok fonksiyonu olduğunu iddia ettikleri bir ürün. Öyle midir peki? Aslında ilk geldiğinde bunun şarjı yoktu. Galiba her gün şarj etmek gerekiyor. Aynen telefon gibi. Çünkü çabuk biter şarjı. Sürekli açık olduğu için. Ekranında bir dokunmatik var ve bu dokunmatiğe dokunduğunuzda ekran direkt geliyor ve bunlar değişiyor. İşte kilometre, konum, kalori, ne kadar uyuduğunuz, saat, tarih, gün, şarj durumu, kaç adım attığınız gibi bilgiler var. Bunları da tabii ki sağlayabilmek için öncelikle bir şarj aleti vardı. Şarj aletinin de aslında sistemi değişik olduğu için onu da göstereyim. Böyle bir aletle geliyor ve bunun altında iki tane pin var. Bunları da alıp şuradaki saatin altındaki pime yerleştiriyorsunuz ve aynen böyle mandalmış gibi sabitliyorsunuz. Şu şekilde mandal gibi sabitleniyor saatinizin üzerine. Bunu da şarj aletinizin adaptörüne takıyorsunuz ve o şekilde şarj oluyor. Ben birkaç saat şarj ettim. Şu anda şarjı var. Biraz daha şarja takarım. Yeğenim gelene kadar bitmesin. O geldiğinde direkt kullansın. Hem Android'de hem de iOS'ta çalışıyor. Aslında o güzel bir şey. Ben kendi telefonumda çalıştırıp size gösterebilirim ama sonra yeğenimin telefonuna aktardığımızda bir sorun olmasını istemediğimden dolayı bunu ben kendi telefonumda çalıştırmayacağım. Şimdi gelelim aslında beni birazcık yanıltan bir ürüne. Bu telefon şarj eden çantaları belki duymuşsunuzdur ya da biliyorsunuzdur. Evet, çanta bu. Aslında çok güzel. Bence yani hani gayet iyi. Bu çantanın formu çok güzel. Rengi zaten güzel. Hem su geçirmiyor oluşu, hem bölümleri. Laptop koymak için yer var, farklı bölümleri var. İşte yanlarda cepleri var, önde cebi var falan. İç hasları falan yumuşacık. Çok güzel. Yani kalitesi gerçekten çok iyi. Fakat bu çantanın şöyle bir özelliği var normal şartlar altında. Şurada bir adaptörü var. Benim gibi şarjı belli bir yüzeyin altına düştüğünde elinden powerbank eksik etmeyenlere göre bir çanta aslında. Sürekli elinizde powerbank olması da biraz sıkıntı. Aslında o durumu çözmek için yapmışlar bu çantayı. Ve bu yanında bir şarj takabileceğiniz bir adaptör var. Hemen gösteriyorum. Telefonun şarj aletini aldım geldim. Şimdi şuraya USB'sini buraya takıyoruz. Çantanın yanındaki bölüme. Ben aslında şöyle düşündüm. Direkt kendi içinde powerbank gibi bir bölümü var ve çanta direkt kendiliğinden şarj ediyor. Ama öyle değilmiş. Öyle olsa daha iyi olabilirdi aslında. Ama o zaman da sürekli çantayı şarj etmek durumunda kalacaktınız. Belki biraz tehlikeli de olabilirdi. Elektrikle bırakmak zorunda kalınca geceleri. Ve bunu telefonunuza takıyorsunuz tabii ki. Bu ucundaki, içindeki bölümdeki kabloyu da normal kendi powerbankinize takıyorsunuz. Çalıştırıyorsunuz ve çantanın içine bırakıyorsunuz. Dolayısıyla ben çantamın içine powerbank'i koyup direkt çantamdan telefonumu şarj ediyormuşum gibi gözükeceğim. Aslında sürekli elimde de powerbank taşımamış olacağım. Aslında sitede erkek çantası olarak geçiyor bu. Fakat hem kadın hem erkekler kullanabilir. Sonuçta çanta yani. O kadar çok şey yapmamak gerekiyor. Çok kaba bir modeli de yok. Zaten laptop taşıyanların standart çilesidir bu. Evet, benim paylaşmak istediklerim bunlardı. Ürünlerin linkini aşağıdaki kutucuğa bırakıyorum. Eğer isterseniz siz de inceleyebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.